Günaydın seferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben zor bir güzergah ile Midyat'a geçiyorum. Ben Mardin'e uçak bileti almıştım ama çok büyük bir hata yapmışım. Bir gün aktarmalı olarak Mardin'e bilet almışım. Yani Antalya, İstanbul. Bir gün aktarma var. Sonra Mardin'di. Tabii ben bunu kendim fark etmedim. Mehmet fark etti. Bu yolculuğumuzu Mehmet'le yapacağız değişik yollarda. Daha önce de onunla bir yolculuk yapmıştık İran'da. Hatırladınız mı bilmiyorum ama. Şimdi onunla Paskalya Bayramı için Süryanilerin yanına gidiyoruz. Ama şimdi benim yol biraz çok uzadı. Adana'ya gideceğim. Adana'dan bir tur rehberi arkadaş var. Onların turuyla Urfa'ya kadar gideceğim. Ve Urfa'dan sonra otobüse Midyat'a geçeceğim. Midyat'tan da bir arkadaş alacak ve beni Süryanilerin köyüne götürecek. Yolum uzun. Saat şu an 4.30. Çıkmam lazım. Havalimanına yetişmem lazım. Uçak 7.30'da ama buradan erken çıkmam gerekiyor. Çünkü tramvayla gideceğim. Yolum uzun. Hadi bakalım. Gidelim. Diyorum. İnşallah köpek saldırısına maruz kalmam. Dışarıda çok fazla köpek var. Evet, hava karanlık. Tramvaya doğru yürüyorum. Ay şu an çok kötüyüm. Köpek saldırısına maruz kaldım. Kalbim çıktı biliyordum ama burada saldırılacağını tahmin etmemiştim. Yine bak. Peşime gelecekler. Tramvaya geldik ve tramvay kapalı. Ne zaman açılacak acaba? Tramvayın başlangıç saati 5:15 geçe. Tabii şu an 5:10 geçiyor. 5:15 geçe başladığında da ilk duraktan o saatte çıkar. Burası ilk durak değil. Bekleyeceğiz. Kapı açılıyor. Otomatik mi yoksa biri mi açıyor onu anlamadım. Kimse de yok ama kapanıyor tekrar. Görevli açıyormuş. Geliyor karşıdan. Tam saatinde geldi. Tramvay geldi diyorum. Hazırdır. Evet, şimdi havalimanındayım. Adana'ya gidiyorum. Ondan sonrasına da yolcusun. Evet, şimdi ben Adana'ya geldim. Tur rehberi arkadaşımın turuna katıldım. Aslında bilet bulamadığım için böyle bir güzergah seçtim. Daha doğrusu mecbur kaldım. Hiçbir şekilde gitme şansım yoktu Midyat'a. Şimdi Adana'ya uçakla geldim. Buradan turla Gaziantep, Urfa olacak. Artık Gaziantep'ten mi Midyat'a geçerim yoksa Urfa'dan mı belli değil. Ama şimdilik bu turla geziyorum. Ondan sonra akşama doğru Midyat'ta olurum. Ve onlar ayrı bir olay ama köyle dediğimiz Kadıköy, Mecidiyeköy, bak Karaköy. Karaköy'de gezdiniz mi? Burada da Berna Hanım var. Evet, orada gittim. Berna Hanım merhabalar. Yol güzel, yanımı belirliyorum. Şimdi Gaziantep'ten Bula Bula Kar uygulamasıyla Urfa'ya geçeceğim. Urfa'dan da bakalım nasıl geçebilirim Midyat'a. Öyle. Midyat'tan da İzli Köyü'ne, Süryani Köyü'ne, Süryani Köyü'ne geçeceğiz. Öyle. Böyle gidiyorum yavaş yavaş. Ama güzel oluyor, yorucu olmuyor bu şekilde. Farklılık olunca. Şimdi Gaziantep'ten Bula Bula Kar uygulamasıyla Urfa'ya geçiyorum. Şimdi böyle bir uygulama var. Size çok cüzi miktarda işte sürücünün benzin parasına ortak oluyorsunuz ve siz de onun gittiği yere kadar gidebiliyorsunuz. Yol üzerindeyse sizi bırakabiliyor. Bir arkadaşın önerisiyle ben bu programı indirdim. İlk olarak seçtiğim kişiye güvenmedim.
Onu da söyleyeyim size. Çünkü kadınlara özel yazmıştı. Sonrasında konuştuğumda da para önemli değil, önemli olan tanışmak falan dedi. Hiç güven vermedi. O yüzden onunla gitmeyi tercih etmedim. O dediğim Mardin'e gidiyordu ama sonra bana uyuşan saat yoktu. Şanlıurfa'ya vardı. Şanlıurfa'daki seçtiğime güvendim. Bana çok güven hissi verdi. Hem konuşması hem de tipi. Ve bindiğimde de arabasına polis çıktı zaten. O yüzden şimdi yoldayız. Gidiyoruz. Arabasına bindiğim abinin polis olduğunu size söylemiştim. Kendisi Urfa Araplarından. Annesi hacca gidecekmiş de o yüzden annesinin yanına gidiyormuş. Öyle bu uygulamayı da ilk defa indirmiş. Sanırım ilk binen kişi de benim. Öyle dedi yanlış hatırlamıyorsam. Öyle sohbet ederek gidiyoruz. Kendisi bana hayat hikayesini anlatıyordu. Bir gün İstanbul'da görev yaptığını, görev yaparken de işte Urfa'dan olan arkadaşlarıyla Arapça konuştuğunu söyledi. Ve yanından geçen bir kadın da işte ülkemde Suriyelileri bile polis yaptılar diye söylenerek gitmiş onların yanından geçerken. Bazen diyorum ki yani bizim halkımız Türkiye'nin yerli Arapları olduğunu bilmiyor mu acaba? Yani Türkiye'de yerli Araplar da var. Bizim kendi ülkemize ait olan, bizim kendi ülkemizin halkı olan Araplar var. Yani her Arapça konuşan Suriyeli değil. Evet, şimdi ben Urfa'ya geldim. Urfa'da da bir takipçim beni Mardin'e bırakacak. Böyle tek tek gidiyorum. Şimdi 5'e 10 geçiyor. Ben sabah 4.45'te evden çıktım. O saatten bu saate kadar yollardayım. Ama araba değiştiriyorum devamlı. Şimdi baktığımız zaman normal sadece bir otobüse binseydim çok yorulurdum. Ama bu şekilde devamlı değişiklik oluyor ya ve farklı insanlar tanıyorum. Bu şekilde aslında yolculuğu anlamadım ne kadar yolda olduğumu. Yani bir otobüste olsaydım bu yol zor olurdu. Hem insan sıkılırdı ama bu şekilde farklı oluyor. Devamlı değişiklik oluyor. Farklı insan görüyorsun. Güzel oluyor. Sevdim. Tabii güven konusu önemli. Önce bir güvenmek gerekiyor. Ondan sonra. Şimdi bir yerde durduk. Size manzara göstereyim. Evet, eski Midyat'a girdiğimiz anda yağmur yağmaya başladı. Yağmur berekettir. Şimdi burada değişik yollardayla buluşacağız. O gelecek, onunla birlikte köye gideceğiz. Tabii önce bir yemek yememiz lazım. Ben çok açım. Yolda fark etmedim ama çok acıkmışım. Şimdi daha çok anlamaya başladım. Evet. Hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Mehmet de geldi. Merhaba, İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, süper. Güzel bir gün geçirdim, keyif o yüzden çok yerim. İyi, çok iyi. Şimdi yemek yiyelim. Ben çok açım. Ben de. Güzel bir şeyler. Ben de acıkmışım. Şurada bir yerde, ben sabah yemek yedim, güzel bir yer. Bir tercihin yoksa hocam, şu ileride yok, yiyelim. Yok, bilmiyordum daha. Tamam. Ben de bilmiyorum da, tamam. Olur sizden yarım saat önce geldim. Çantamı alayım. Hoş bulduk. Nereden gelirsin? Nereye gidersin? Şanlıurfa'dan geliyoruz. Ben de onu sıkı takipçisiyiz. Evet, maşallah. Süper. Ben de çok iyi takip ediyorum. Tam benlik yerlere gidiyor. İyi, tam da öyle. Bizim konumuz oydu. Bir yerde denk geldik. İyi oldu. Evet. Evet. Konseptimiz aynı sayılır. Ben hangi böyle? Dağ, taş, köy. En iyisi. Aynen. Seviyoruz yani. Kadim atları. Geleneksel yemek sipariş verecektik. Sembusek vardı, içli köfte vardı, perde pilav vardı. Ama onlar kalmamış. Demek ki burada iyi yapıyorlar da kalmamış. Şimdi tavuk şiş söyledim. Yemeği de lezzetli görünüyor. Mehmet de yemeğini bekliyor. En aç benim, en son benimkini getirdiler. Bundan yiyebilirsin gelene. Hepinizden çalacağım. Biz yemeğimizi yiyelim, ondan sonra yola çıkacağız. Yemeğimizi yedik.
şimdi köye doğru gidiyoruz. Arkadaş sağ olsun sizi köye kadar bırakacağım dedi. Normal şartlarda biz kendimiz gideriz dedik ama o dedi ki buraya kadar getirdim, olmaz oraya da götüreyim. Sağ olsun şimdi bizi köye bırakacak. Aman aman haritayla git. Evet, şimdi Süryani köyüne yakın olan İzla Pizza'ya geldik. Buranın ortaklarıyla ben iletişime geçmiştim. Onların köyünde kalacağız. Köy de zaten buraya yakın. Buradalarmış. Şimdi onlarla birlikte burada buluşacağız. Sonrasında da köye geçeceğiz. Evet, tekrar görüştük. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Haydi, harika. İyiyim, sağ olun. Merhaba. Bu da Mehmet ben. Nuriş. Ben de Berna, tanıyorsunuz. Evet. İyisiniz. İyi, siz nasılsınız? Oturabilir miyim? Tabii, lütfen. Teşekkür ederim. Bir saat önce gelseydiniz buralar mahvolduk. Daha çocuklar şimdi akşam yemeği yediler. Yani ya. Ne öğlen yiyebilirler ne hiçbir şey vallahi. Kalabalıktı bayağı. Çok kalabalıktı, evet ya. Yarın da bizim bayram, evet. Ama açıyoruz biz maalesef. Bize bayram değil diyorsunuz. Bize seyran değil, bir bayram değil, seyran değil. Öyle mi diyorlar? Sizin yerinize bayram kutlamaya geldik. Teşekkürler. Evet abi. Ya öyle. Bu arada iyi bayramlar. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Çok sağ olun, sağ olun. Ya öyle. Sizin köyde de ayin oldu mu? Olacak yarın. Kilisede yarın toplanılacak. Evet, yarın 7'den 9'a kadar. Siz öyle 8.30'da gitseniz iyidir yani. Öyle bir yarım saatlik, sonra köyün içine inerseniz öyle yumurta falan karıyorlar çocuklar. Belirli bir yerde mi yapıyorlar? Yok yok. Evleri geziyorlar çocuklar falan. Ha. Çok güzel oluyor. Bayramlaşmayı da yani. Aynen. Kiliseden indikten sonra çocuklar bayram yumurta toplamaya gidiyorlar. Ben de gidebilirim çocuklar. Ne? Ben de geleceğim. Olur ha. Yaşlı gördük mü? El öpme var mı sizde? Var, evet ha. Tamam. El öperiz. El öpme büyüklerin eli öpülüyor, evet ha. Ya şeker ya yumurta. Yumurta veriyor. Ya. Eskiden zengin olanlar yumurta veriyordu. Yoksa şeker veriyorlardı. Aa. Ama şimdi herkes zengin tabii ki. O şey kalmadı. Yani herkes yumurta verebiliyor. Eskiden herkes yumurta vermiyordu. Daha iyi yumurta. Mesela zaten çocuklar birbirlerine söylüyorlardı falan falan ev yumurta veriyor. Ev sonra bastı. Bizde öyle. Bizde de öyleydi değil mi? Bu evdekiler küçük çikolata veriyor. Evet ha. Her yere bırakıp çikolata veriyor. Aynen, evet. Aynen öyle. Ha, şu an yumurtaları siz aileler hazır mı alıyorlar yoksa kendileri mi? Yok yok, biz yani kendileri şey yapıyorlar. Haşlıyorlar, ya, boyuyorlar. Haşlıyorlar, boyuyorlar falan. Ben de yaptım burada ama tek bir renk yaptım. Öyle bir çöküş vardı. Öyle şey yani mor, yok soğan renginidir. Soğanın kabuğundan yaptık zaten. Ha, doğal öyle, renk. Doğal yani öyle. Zaten ana etmen kırmızı galiba, sonrasını boyuyorsunuz değerli. Yok yani şey beyazdır, sonra boyuyorlar. Herkes kırmızı istediği ya rengi yani kendi istediği renge boyuyor. Yani şeyin demesi, o renklerin aslında çağrıştırdığı bir mana var mı? Evet galiba var. Şey, var, var. Bir şeyler vardı galiba. Tam, manasını tam bilmiyorum ama galiba var. Evet. Burada en merak ettiğiniz noktalardan birisi. Evet, değil yumurta. Soğan kabuğuyla bu rengi vermişler. Birini tut. Oynayalım yalla. Hadi. Sen yat. Bir saniye. Dur. Ya 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 telefonu böyle çekeceğim. Böyle. Böyle. Bir saniye. Ama tamam. Yoksa hila yapabilirim ha. Biraz kapat. Kapat kapat. Buradan vursam direkt kırarlar. Böyle vuracak. Böyle kley. Kley 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 kley. Vallahi kırdın. Kiminki kırıldı? Benim. Bak. Şimdi şanslı siz misiniz, ben miyim? Siz. Bileğin kabul olacaksın. Evet. Evet. Maalesef. Ha. Kazandınız. Kazandım. Bu da size. Süryaniler de şimdi Paskalya Bayramı'nda yumurtanın anlamı nedir? Oo, bu çok zor bir soru. Bunlar dini sorulardır biraz. Yani normalinde Hristiyanlıkta böyle bir şey yoktur. Bunlar gene gelenek, adettir. Süryani yani, geleneği. Evet, Süryani geleneği yani. İşte bu daha değerli aslında. Doğrudur tabii ki, evet. Ha. Yani üçlemeyle alakası var mı? Üçlemeyle, yani şimdi galiba böyle bir şey var ama yani kültürden gelme. Yani daha asırlar zamanından beri bu kültür var bizde yani. Ama Hristiyanlaştırdık yani zamanla. Mesela Ninve orucu gibi bizde 3 gün oruç var. Hiç bir şey yenilmiyor. 3 gün ne su ne, evet, hiçbir şey. Bir de Alevilerde var, Hıdır İlyas diyorlar ona galiba. Evet, bizle Aleviler bir de Ezidiler bu orucu tutuyor 3 gün.
O da Hristiyanlıkla hiçbir alakası yok ama Hristiyanlaştırıldı. Evet. Öyle. Aslında biraz önce ben bir soru soracaktım, yarım kalmıştı ama size demişim ya, biz İslamiyet'te bazı gelenekleri İslamiyet öncesi aynen. adetlerimizden almıştık. Bunlardan doğru. Bir tanesi de Hıdrellez sayılır. Aynen, bizden Ninve orucu. Evet. Hıdrellez şu an Türkiye'de 5, 6, 7 Mayıs. Aslında sizde bu sene denk geldi. Evet, doğrudur. Ve ben şimdi oraya da yetişeceğim inşallah. Ve şöyle bir durum var. Hıdrellez'i de bizde herkes yapmıyor. Ve eski geleneklerden kalma bir şey. Şu an o zaman biraz önce sorduğum soruyu doğrulamış olduk. Sizde de bazı adetler aslında aynen, eski geleneklerden kalma. Ama Hristiyanlaştırıldı öyle. Yani. Anladım. Yani öyle. Dinlere sadece İslamiyet'te değil, başka dinlere de demek kesinlikle ki kadim zamanlardan kalma şeyler girmiş. İnançlara dahil olmuş. Aynen. Ezidilerde de Çarşamba Sor Bayramı'nda yumurta var. Evet, yumurta var. Bir daha yani yılbaşıdır onlarda. Mevzu'da yumurta var. Yani, evet. Evet. Bak ben birçok dinde gezdim. Yumurtada şöyle bir şey var. Doğada elinizde en kolay ulaşabileceğiniz yeniden doğma kanıt şey şu. Elimizdeki yumurta. Şimdi aslında mesela üçleme nasıl var bunda? Dış kabuk. İçindeki beyaz kısım ve evet. En içindeki sarı kısım. Aynen. Sarı kısım aslında Hazreti İsa'yı temsil ediyor. Dışındaki bu beyaz kabuk Hazreti İsa'nın tabutunu temsil ediyor. İçindeki zar aslında beyaz kısmı da zar da Hazreti İsa'nın kefenini aslında temsil ediyor. Hazreti İsa öldü Hristiyanlığa göre ama sonradan tekrar dirildi. Dirildi, evet. O yüzden içindeki sarı yumurta daha sonradan ne oluyor? Canlanıp tekrardan hayat buluyor. İşte üçlemeye buradan ulaşmış oluyorsun. Siz bununla onu birleştirmişsiniz. Evet. Bu başka dinlerde de. Bizde de mesela dilek diliyoruz. Belki aslında bilmediğimiz zamanlardan kalma bir şey vardı. Sizde de yumurta var değil mi bayramda? Evet. Yarın 6'sı sabahında ben şu an Balıkesir'e gideceğim. Orada Hıdrellez'i kutlayacak Türkmen Tahtacı Alevileri. Ve onlar da yumurta boyayıp birbirlerine verecekler. Aynı şeyi bir buçuk ay önce Nevruz'da Iğdır'da. Orada Azerbaycan Türkiye arkadaşlarımız yaşıyor. Iğdır'da aynısını yaptılar. Yumurtaları boyadılar, birbirlerine dilek dileyip hediye ettiler. Kökü aynı ama sonrasında aynı. Anlamlar değişmiş. Bu evet. Bize şunu çağrıştırıyor kesinlikle. Olabilir. Demek ki bu dinlerin daha öncesindeki bir kadim halk bunu kullanıyordu ve bu coğrafyada doğan dinler ve halklar da onlardan bu geleneği kendince aldılar. Ben böyle yorumluyorum, tabii ki bu akademisyen değilim. Ama ben böyle okudum bu durumu. Yumurta en basit örnek. Evet. Şimdi 50 günlük bir oruç tutuluyor. Aynen. Herkes tutuyor mu bu orucu? Yok. Yani normalinde yani 50 gündür ama Avrupa'da biraz modernleştiler insanlar. Başlangıçtan bir hafta, sonuncudan da bir hafta tutuluyor. Yani kilisenin yani reform yaptığı bir kanun öyle ama bizim köydekiler hepsi 50 gün tutuyorlar hala burada. Bu yörede bütün yani sadece bizim köyler değil bütün Süryani köyleri olan insanlar tutuyorlar 50 gün hala. Süresi nasıl hala. Oluyor? Ne zaman başlıyor oruç günlük olarak? Ne zaman bitiyor? Yani hayvansal gıda biz tüketmiyoruz. Hı-hı. Sadece hayvansal gıda. Yani oruç bu şekilde. Oruç bu şekilde. Süt ürünleri peki? O da tüketilmiyor. O da tüketilmiyor. Hiçbir şey. Sadece balık yenilebiliyor. Başka hayvansal gıda tüketmiyorlar. Aslında bir perhiz yapılıyor. Yani evet yani diyet gibi bir şeydir. Paskalya bayramını bize kısaca anlatırsanız nasıl anlatırsınız? Yani bu doğuş bayramı İsa Mesih'in diriliş bayramıdır bu. Bunu kutluyoruz 50 gün oruçtan sonra. İşte bayram oluyor. İnsanlar kiliseye gidiyor, ibadetlerini yapıyorlar. Yani 50 gün hemen hemen matemdir. Yani İsa Mesih de 40 gün oruç tuttu ama o hiçbir şey yemeden tuttu yani. Tabii ki insanoğlu bunu yapamaz. Evet. Onun için bizde hayvansal gıda tüketilmiyor. Bu oruç süreci bir inziva mıydı? Yani inzivadır evet. Yani kendini kontrol etme. Kendi nefsini kontrol etme. Asıl amaç... Allah'a daha çok yakın olma. Hmm, tamam. Yani bu üç simavi dinde birbirine çok benziyor. Yani evet. Birbirinden alma adetleri var. Sonuçta üçü de bir Allah'a inanıyor. Tabii. Yani bu kavgalar ne diye? Kök aynı. Değil mi? Ekleme kök aynıdır. Yapılarak... Evet kesinlikle. Tabii tamamlanıyor yani, aslında. Allah kelimesi Süryanice'dir. Biz Allah'a ama diyoruz. Kürtçe ile... Süryanice arasında bir... Kürtçe, Ermenice, Farsça bunlar... bir ailedir. Arapça, İbranice, Süryanice. Yani Süryanice Arapçanın anasıdır hatta. Aramice. Yani Süryanice, Aramice dediğimiz dil. Hazreti İsa'nın konuştuğu. Yani istesem 15 günde Arapça öğrenebilirim ben. Yani aynıdır. Kök aynı. Zaten kök aynı, evet. Kullandığınız kelimeler Arapçayla aynı kökten geldi belli. Yani.
Ben bazen mesela anlıyorum sizi. Doğru. Birkaç tane Arapça kelime. Arapça biliyor musunuz siz? Çok bilmesem de az çok yani ama altyapım var. Evet tamam. Tabii Kur'an biliyorum. Mesela size söyleyeyim. İzo, id. Aynu ayn. Çok fazla kullanıyorsunuz. Yani çok. Beytu dediniz değil beytu, mi? Beytu, beyt. Ev. Evet, beyt. Beyt. Sadece biz a'yı kullanıyoruz son harfte. Evet. Sürencede. Mesela Arapçada başlayan C harfiyle başlayan kelimeler Sürencede G harfiyle başlıyor. Mesela hangi S harfiyle başlayan Arapçada Sürencede Ş harfiyle başlıyor. Aa. Mesela misal vereyim size. Guşro, cısır. Oyu alın. Sürencenin arkasındaki kelimeden alın, aynı oluyor. Guşru, cısır. Mesela gamlu, cemel, cısır, yani pardon, cısır, guşru demek, köprü. Ya da çok kelimeler var öyle, Sürencede şeyle başlıyor, Arapçayla si. Birçok kelime de işte dediğiniz gibi a ile o ile bitiyor. Aynı ne? Kelime aynı Arapçadaki ile ama aynı, aynı sadece o kalıyor ya da a, Doğu Sürencede o a kalıyor. Evet. Bizim buradaki Trabzon şivesinin Sürencesiyle o kalıyor. Mesela beytu, aynu, adnun, hiro, femu, fem, fem. Dil mi? Fem as yani dil anlamak şeyi de var mı sizde? Fomu. Tefhem, tefhem ya Arabi. Mesela Arapça anlıyor musun öyle? Şeyde anlamak, Farsçada da şu an fehmidem de yani aynı Arapça kökenli. Arapçadan gelmedi değil mi? Aha, o da Arapça kökenli. Tabii Sürencede bir başka da mesela gramatik Sürencede bambaşka bir şeydir. Bizim 3 tane lehçemiz var. Bir gramatik Sürence var, Urfa lehçesi, bir Hakkari lehçesi var, bir de Turabdin lehçesi var. Bunlar değişik bir şeydir. Mesela bütün Süryanik liselerinde, yani Katoliklerin, Süryanik Katoliklerin ya da Protestantların, Ortodoksların Urfa'daki şiveyle vaaz ediliyor ya da ayin yapılıyor, ibadet yapılıyor. Çok kişi de bunu anlamıyor. Yani okumadan biraz anlaşılması zordur. Turabdin ne demek? Turabdin Allah'ın dağı ya da ibadet edenlerin dağıdır. Turabdin. Tur da demek. Tabii Kur'an'da geçiyor bu kelime biliyorsunuz değil mi? Dağa. Cebel diyorlar bir de tur da diyorlar Arapçada. Tur evet. Evet. Turabdin. Abdin de aynı hemen. Mesela sizde Abdallah var değil mi? Evet. Bizde de aynı Abdallah var ya da Abdülmesih var. İkisini de kullanıyoruz isim olarak erkeklere. Aha. Abdallah bir de Abdülmesih. İkisi de aynı anlama geliyor bize göre yani tabii ki. Turabdin dediğiniz bölge tam olarak sınırlı. Yani Diyarbakır'dan Cizre'ye kadar. Bir yöreye Turabdin yöresi diyorlardı. Yani bunu şey diyebilir miyiz? Bu şu mana mı geliyor? Kadim Süryani toprakları gibi bir manası. Yani Turabdin demek daha çok Hristiyanlıktan sonra bu ad bu yöreye konuldu. Süryaniler Hristiyanlığı aldıktan sonra birçok insan rahip oldu. Yani birçoğu. Mesela bir manastırda 9000 rahip vardı, oluyordu. Onun için yöre manastırlarla doludur. Aslında şey, Hristiyanlıkla da ilgili sonuçta. Süryani, biz çok fazla üstünde duruyoruz. Süryani, Süryani değil de. Aslında siz Hristiyan bir halksınız, Ortodoks Hristiyan bir halk. O yüzden Süryani, Süryani çok üstünde durunca aslında çok değişik bir mezhep ya da çok değişik bir dinmiş gibi. Yani Süryaniler hiçbir Ortodoks kiliselerine ait değildiler. Yani Yunanlara ya da Bulgarlara ya da Ruslara kendilerine has bir Süryani kilisesi var. Normal bu Ortodoks kelimesi sonradan kullanıldı. Yoksa bize Süryani kadim diyorlar Türkçe'de. Evet. Süryani kadim, kadim de Süryanice bir kelime. Süryanice hem Süryanice hem Arapça. Kadim başlangıç demek ya da en yeniler evet. Ya da eskiden beri öyle. Anladım evet doğru. Öyle. Şimdi sizde bir yaz havası oluyor. Günlük olarak bir yaz ritüeli tutuluyor mu bu 50 günde? Kilisede. Evet. Mesela insanlar eskiden bizde 7 defa namaz kılıyorlardı. Sonra 5'e indirdiler. Evet. Sonra 3'e. Sonra 1'e. Sonra insanlar tabii ki tarımla uğraştıklarında işte insanlar işe gidiyor. Çocuklarına ekmek falan. Bazı sivil insanlar belki haftada bir gün kiliseye gidiyor ama papaz günde hala 3 defa kiliseye gidiyor yani namaz kılmaya. Şey, böyle çapraz örgü gibi oldu. Kusura bakmayın lütfen.
Ama hani sizin gibi dolu bir insana yakalamışken de sormak ben de istiyorum. Bu ben de duymuştum 7 ile 4 evet. arasında bir dava var. 4 hatta evet. fazla 3 sünnet gibi evet, falan derken şimdi daha da ileri evet, çıkma gibi bir durumda var mı? Ama insanlar an... modernleştikçe bu evet. şeyler de biraz... Uyuduk, yani yaşadıkları çağa göre uyum sağladınız. Evet, uyum ama sağladılar. Şu an bazı aşırı, yani aşırı mı demek doğru olur? Bazı dindar kesim doğrudur. Ve papazlar evet. şu an günde 3 kere evet. Namaz kılıyorlar. Namaz kelimesini siz de namaz olarak kullanıyorsunuz. Kesinlikle. Biz Süryanice'de buna sluta diyoruz. Arapça salavat. Evet. Mesela hoca diyor ya hayu ala salavat. Yani tuhuli slutu. Namaza gelin. Salat ediyorsunuz. Yani slutu Süryanice bir kelimedir. Salavat. Peki namazda hiç görme fırsatım olmadı bir türlü. Hı-hı. Ama sizin namaz ritüelinizdeki hareketleriniz Müslümanların namaz ritüelindeki hareketlerine yani, yakın diye duydum ben. Kesinlikle Süryani zaten birçok İslam namazı Süryani Kilisesi'nden alınmadır. Biliyorsunuz bu secde falan yapıyoruz evet, değil mi? Sizde rükû ve secde bizde, var. Evet, siz secdede evet, hemen inip çıkıyorsunuz evet, galiba. Evet, onu duymuştum. Biz 70 kalıyor. Defa mı yapıyorlar öyle bir şey bizde? Ama senede galiba 15 gündür bizde o matem günlerinde. Hmm, anladım. Evet. Şu an bizdeki gibi rükû da var. Ama secde de var. Bir yandan da spordur bu ha. Evet, hani sağlığa çok evet, yararlıdır evet. bu. Evet, ben şu an sadece benzerlik kurmak istiyorum. Evet, çünkü, evet. Ha. Yani namaz, bizden alınmadır evet. o. Yahudiler, İslam'a geçti. Evet, Yahudilerde de aslında yine Yahudiler biraz daha hareket, farklıdır. Evet, evet onlar ama da secdeye gidip bizimle Müslümanlarınki birebirdir yani evet. bu. Şimdi baktığımız zaman semavi dinleri yani tek bir inanç vardır işte üstüne tek bir eklenerek Allah, aynen, şu anki öyle. Konumuna gelmiştir aslında. Aynen, doğrudur. Yani bu isimleri de aslında sonradan veriliyor. Ya, doğrudur evet. Yani Hazreti İsa döneminde Hristiyanlık diye bir kelime yok zaten. Yok, sonradan ortaya çıkıyor. Evet yani bizden biz onu Mşihoye yani İsaviler bize öyle diyorlar. Biz mesela Mşihoye bir Müslümana Maşilmonu diyor. Maşilmonu İslam demek yani barışçıl. İslam demek barış demek Arapçada biliyorsunuz değil mi? Selamun aleyküm diyorlar yani barış üzerinizde olsun. Biz de şlom aleyhu diyoruz. Şlom aleyhu yani barış üzerinizde olsun. İbranice ile de yakınlık var mı bu dilde? Evet kesinlikle yani üçü de bir aileden. Şalom. 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 O şey onlarda da çok evet, fazla. Evet oradadır he. Demin demiştim ya Arapçada S harfiyle başlayan bizde evet. şeydir. Biz diyoruz Shalom Aleyhu, Araplar diyor Selamun Aleyküm. Son sorumu da sorayım şimdi. Paskalya Bayramı için yani bir yas tutuluyor. İşte Hazreti İsa diriliyor. Çarmıha geriliyor evet, ve 3 gün sonra diriliyor. Aynen aynen. Hristiyanların inanışına göre evet. ve o günü diriliş bayramı yani Paskalya kutlanıyor. Olarak da söyleniyor. Evet. Kutlanıyor ve nasıl kutluyorsunuz? Bir yani, bayram havası oluyor. Bir bayram havası oluşuyor o zaman. İsa yani dirildi, göğe çıktı. Bize göre yani Hristiyanlığa göre. İşte kilisede insanlar birbirleriyle bayramlaşıyor, öpüşüyor, dargınlar barışıyor. Gelecek seneye kadar öyle. Hep öyle yani devam ediyor. Tam bir bizdeki bayram aynı. Mantığıyla aynı. Aynı. El öpmeler ama, var. Doğrudur evet ama insanlar bütün sene barışık olmaları lazım aslında evet. değil mi? Müslümanlarda insan, da Hristiyanlarda da evet. değil mi yani? Evet. Öyle olması lazım aslında. Bu bizim Orta Doğu insanları yani Hristiyanı olsun Müslümanı olsun biraz müminlikten daha çok adet var bizde. Bu problem yaratıyor insanların arasında sonra. Baba oğul ruhul kudüs. Bu Hristiyanlığın zamanında çıkmıştı bu. Yani İsa Mesih'i hatırlamak için. Sonra bütün halklara indi. Her şimdi oynamak için yani kendini teselli etmek için kullanılıyor. Stresi azaltmak için. Aynen bak. Üşlemedir bu. Hiç bir de 33 ama. Yaşında. Öyle. Vay. Evet. Şimdi köye geçiyoruz. Zaten burası. Sen biliyorsun burayı. Evet. Burası tam köyün içi değildi. Köye geçiyoruz. Çan. 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 Kilisenin çanı görünüyor zaten. Haha evet. Ona göre bakardı yani çay içecek sadece dönerken sen atlarım aslında. Hani ben ayak
ayakkabılarımızı çıkartıyor muyuz? Şurada mı? Biz dün gece eve geldik. Yorgun olduğumuz için hemen uyuduk. Şimdi saat 6.30. Kilisede ayinler başlamış. Hemen kiliseye gideceğiz. Hemen hızlıca kiliseye geçiyoruz şimdi. Köyde böyle. Ben anlamadım bu işi. 5 gündür uyumuyorum. Yarın da uyumayacağım. Sonra da İzmir'e gideceğim, yine uyumayacağım. Memurken 7 çeyrekte kalkıyordum, gezgin oldum 6'da kalktım. Girelim ama sağ olsun Berna'nın bir arkadaşı sayesinde. Gireceğiz ama orası mezarlık bence. Diğer taraftan gireceğiz. Evet, burası mezarlık. Kiliseye geldik. Girişi burada. Normal şartlarda kendileri dışında kimse giremiyor. Ama sağ olsun Norris Bey bizim için ayarladı. Şimdi biz gidiyoruz. Bizim adımızı verdi oraya. İyi bayramlar. Ben kadınlar bölümüne gideceğim. Mehmet de erkekler bölümüne gidecek. Burada böyle. Allah'a emanet olun.
La baro de fereman basali ben breha fereman ra khafarokan la önce kültürümüz ateş, Hristiyanlıktan önce paganizm. Evet, aynen. Çünkü hem Hristiyanlığı kabul ettik, hem kültürümüzü beraberimize getirdik. Dikkat edersen Papaz Efendi'nin elbiseleri kral elbiseleri. Bak dikkat edersen böyle. Evet. Hani krallar savaşa gidiyordu ya. Dikkat edersen tabii bu Hristiyanlıktan önceki krallar. Hristiyanlıktan önceki kral. Bak dikkat edersen kral gibi giysi. Evet. Hem kültürümüzü getirdik, hem eski kültürü getirdik, hem Hristiyanlar kabul etti. İkisi bir arada yaşıyoruz. Bak dikkat edersen aynı kral elbiseleri gibi eski krallar. Şu an işte hani bu günah çıkarma olayı var ya, herkesin başına dua okuyor kutsal ekmeği alması için. Mecbur her bir Hristiyan bunu yapması gerekiyor. Yani onun gibi ama dua çıkartma değil. Kutsal ekmekten önce başlarına dua okuyor. Mecbur dua edecek sonra kutsal ekmeği alabilmen için. Başlarına dua okuyor ki kutsal ekmeği alabilmemiz için. Yoksa olmaz. Bu normal ekmek fırını gibi değil. Hazreti İsa'yı anımsıyor. Yani ilk olarak günahlar çıkacak sonra. Evet, bak dua okuyor. İlk dua okuyacak. Ondan sonra kutsal ekmek alacak. Geçecek. Herkes sırasına göre kutsal ekmeği alacak. Son akşam yemeğinde Hazreti İsa diyor ki... O geçti. O iki gün önceydi. Yok yok. Bir elini ekmeği alıyor, bir elini şarabı. Evet. Bu benim. Aynı. Bak şurası. Bak görüyorsun. Kutsal ekmeği veriyor. Şarabı görüyorsun. Kaseyi görüyorsun. O Hazreti İsa'nın kanını anımsıyor. Şarap. Evet. Yani o normal içip eğlenme için şey değil o. Hazreti İsa'nın kanını anımsıyor. Kutsal. Evet, bak kutsal ekmek veriliyor. Bak görüyorsun. Kutsal. Hazreti İsa'nın eti. Ha, hani Yahudiler çarmıha gelir mi? Evet. Öldü bizim için, öldüğü için mecbur onun etini. Yani etini almamız gerekiyor. Hristiyanlık inancına göre bak. Yani o acıyı paylaşmak. Evet, mecbur. Yoksa Hristiyanlık inancına göre cennete giremezsin. Biraz geri çekilelim. Heh, biraz daha Berna. Ondan sonra kutsal ekmeği aldığımızdan sonra İncil okuyoruz. İncil Hazreti İsa'nın ta kendisi yani. Hristiyanlık inancına göre. Bak. Hristiyanlık böyle.
İnsanlara okudu. Daha sonrasında da ekmekle insanlara buluşurdu. Bayram için. Hem bayram hem köy için yani. Ben her yıl geliyorum. Dördüncü ay yani bayramdan evvel bir hafta. Bir hafta, anladım, bir iki hafta. Anladım. Hoş geldiniz. 20 gün falan kalıyoruz. Bunlar göç etmişler Avrupa'ya. 30-40 yıl kalmışlar. Sonra memlekete gene dönmüşler. Evet. 39 yıldır. 39 yıl. 39 yıldır. Yani siz gittiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz? 1984. Siz o zaman kaç yaşındaydınız? 4. ay. Ben 59. O zaman kaç yaşındaydınız yani? Adınız şeydi, büyüklüğünüz. 17. Maşallah. 17, 8 ay, 7 ay falan. Sen Berker misin? Evet, nasılsınız? Ben bir kere seyrettim bizim köyde burada. Ya. Evet. Semiray'la çektim. Evet, evet. Onu hep seyrettim. Ya ne güzel. Anladım seni. Bunu da izlersiniz. Ben değişik yollarda. Beğendin? Beğendim. Çok beğendim. Ama evet, keşke anlasaydım. Keşke. Çok isterdim anlamayı. Anlıyorum. Hep dua ediyoruz. Başka bir şey. İyi bayramlar. Sağ ol. Bayramlar. Çok sağ ol. Burada fazla sağ çekilecek mı? Fazla bir şey kalmadı normalde. Bitti. Yani son aşamasına geldik. Bu haftizaneyi çektiniz mi? Yok. Hani Hristiyanlık inancına göre biz bebeği yıkıyoruz. Yani daha önce çektim ama çektim. Tabii o anda vaftiz yapıldığını dün yapıldı. Keşke burada olsaydınız. Şeyde, nerede gördüm ben? Lübnan'da gördüm. Lübnan, doğrudur. Burada başka köyleri de çek yalnız burayı değil. Tamam inşallah. Biz ikinci köydeyim ben. Dün yapıldı. Ben Kuroli'yim ama oradayım. Sizin köyün adı ne? Evet. 50 gün yok. Güzel su. Şimdi yıllardır bir şeyde bahsedeyim. Cibek köyü var. Bayramlaşma bölümüne geçelim. Sen de Arap devletleri çok geziyorsun. İran, Irak. Şimdi Hazreti İsa son akşam yemeğinde bir eline ekmek alıyor, bir eline şarap alıyor ve diyor ki ekmek benim etim, şarap ise benim kanım, yiyin için. Aslında şarap ve ekmek buradan geliyor. Yani şu an yapılan şarap ekmek yemeği buradan geliyor. Hayrını koyuyorsun. Gel. Bayramlaşıyoruz diyor. İyi bayramlar, hoş geldiniz. İyi bayramlar. Hani istedi YouTube'dan Ahmet Neymer götürdü. Evet, doğum sevmem. Hazine. Okey. Bak. Herkes hayrını koyuyor. Dileğini tutuyor. Dileğin kabul oluyor. Tabii dileğini nasıl tutuyorsun? Temiz bir kalple dileğini tutuyorsun. Mum yakıyorsun. Mum yakıyorsun. Bak. Ölüler için annemiz, babamız. Geleneğimizi bak. Altı bin yıl. Bak bırakmıyoruz ateş. Işte, Allah de. Kabul etsin. Gençler de bak mum yakıyor. Dilek tutuyorlar. İşte şans diliyorlar. Sevdiğine kavuşuyorlar. Çocuğu olmayan çocuk diliyor. Öyle yani. Ve ateş bizim çok değerli yani bizim için. Bu Mezopotamya. Evet, eski Mezopotamya eski bir şeydi. Bir de 3 sefer yakıyorsun, söndürüyorsun. Hristiyanlığı kabul ettikten sonra baba, oğul ve kutsal ruh. Bizde 3 sefer. Çok önemli 3. Onun için 3 sefer yakıp söndürüyorsun. 3 sefer. Bak 3 sefer yakıp söndürüyor. Bak görüyorsun. Bak 3 sefer. En sonunda böyle bırakıyor. Üçleme, kutsal üçleme. Evet, yani bize Hristiyanlıkta üçlü kutsaldır. Baba, oğul ve kutsal ruh. Evet.